Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Dilerim iyisinizdir. Sınava kalan süreyi daha etkili değerlendirebilmek adına sizinle paylaşmak istediğim birkaç husus var. Onları size iletmeye çalışacağım. Son ataklar her zaman daha etkilidir arkadaşlar. Vites yükseltme dilimlerindeyiz. Bu açıdan bakıldığında olumsuz hiçbir sözü lütfen bünyenizde barındırmayın. Kendi iç sesiniz dahil. Bu zamana kadar zaten elinden geleni yapamadın. Bu saatten sonra ne değişir ki gibi bariyerleri bırakın arkadaşlar. Son dakikalar her zaman daha etkilidir, son ataklar her zaman daha etkilidir. ki ülkemizin kodu hatırlayın artı 90 biz bitti demeden bitmeyiz diye hatırlarsanız ciddi anlamda Avrupa maçlarında da son dakikalarda geri dönüşler yaşayan bir ülkeyiz. Hadi bakalım neler yaparsak daha etkili olabiliriz 1 öncelikle önemsediğim şey biyolojik saatinizi, ritminizi tutturmaya bakın arkadaşlar. Şu döneme kadar karantinanın da etkisiyle genelde çalışmalarımızı gece geç saatlere kadar yapabiliyorduk. Artık 11.30-12 gibi yatmayı başarabilmeliyiz. Sabahleyin 7.30-8 gibi en geç kalkıp kahvaltımızı yapıp saat 9.30'la 1'e kadar olan süreyi çok aktif bir şekilde çalışmayla değerlendirebilmeliyiz. Yani zihnimiz o saatlerde bizim çalışmaya şimdiden alışmalı. Yani arkadaşlar gece 2 3'e kadar yatıp saat 9.30-10 gibi kalkmamalılar. Artık biyolojik olarak saat 10-15 ile 1 arasında branş denemesi olabilir. Sorbankasından testler olabilir. TET AYT denemeleri olabilir. Bunlara birazdan gireceğim ama asıl istediğim sizden istediğim şey o saat dilimini aktif kullanmak. 2. Uyku saatlerinizi ayarladıktan sonra beslenmenize dikkat etmeniz. Evet hala dışarı çıkma noktasında sıkıntılarımız var ama ev yemeklerinizde, meyvenizde, yoğurdunuzda, mevsim meyvelerinde dikkatli olduğunuz zaman arkadaşlar daha iyi gidersiniz. Mesela magnezyum takviyesi yapan arkadaşlar var, alanlar var eczanelerden. Ee, yani zihni daha iyi kullanabilmek için. Onun için ben %70 oranın üstündeki kakao oranını, kakoyu e, kakaoyu öneririm. Yani bitter çikolata sevmeseniz de Sınavlardan önce böyle bir parça almanızda fayda var arkadaşlar. Hiç olmazsa doğal magnezyum takviyesi almış olursunuz. 3 hareket edin arkadaşlar. Yani vücudumuzun hareket etmeye ihtiyacı var. Bu hareket bize şunu da sağlayacak. Yani yaklaşık 45 dakika, 1 saat gibi yürümemiz, evin içinde e, spor hareketleri yapmamız serotonin salgılamamızı sağlayacak. Serotonin mutluluk hormonudur. Terlediğiniz zaman hem stresinizin, kaygınızın azaldığını göreceksiniz. Hem de öğrenmenizin %30'a yakın oranda arttığını göreceksiniz. Lütfen, yani bunu sabah yapabilirsiniz, öğlen yapabilirsiniz. Belli saatlerde yani size uygun saatlerde yapabilirsiniz ama... Hem ciddi anlamda masaya tekrar oturup ders çalışmanızı aktif hale getirir. Hem de sizi rahatlatır arkadaşlar. Hareket, hani eskiler derler ya hareketle bereket vardır. Hakikaten öyle. Yani o sözler boş e, sözler değil, boşuna söylenmiş sözler değil. Dört dikkat etmemiz gereken şeylerden biri şu an EBA'da akademik destek soruları yayınlandı biliyorsunuz ve kazanım testleri var. ÖSYM'nin puntosunda hazırlandı arkadaşlar onlar. Yani satır aralığına kadar dikkat ediliyor. Bu açıdan son şu özellikle bu bir buçuk iki hafta genel tekrarı bunlarla yapabilirsiniz. Her gün deneme eğer e, ben genelde önermiyorum ama her gün deneme yapmak istiyorsa arkadaşlar ya bunda bile e, bazen her gün deneme yaparak netlerin artacağını düşünen arkadaşlar oluyor. Hocam bütün konuları bitirmişsem yapayım mı? Evet yapın. Ama hala konu eksiğim varsa yani şu bir haftayı ciddi bir şekilde konu ağırlığına çok ciddi bir şekilde konu eksiğini tamamlamaya ya da eksik gördüğümüz yerleri onarmaya ayıralım. Onun dışında yapmamız gereken ne? Bir tane branş denemesi çözebilirim. Türkçeden, bir tane matematikten, bir tane fenden, bir tane sosyalden çözebilirim. AYT'den çözebilirim. Yani her gün deneme yapmak zorunda değilsem, hissetmiyorsam arkadaşlar bu açıdan bakabilirler. Yani şuna benzetiyorum ben. Bir aydır her gün deneme yapıyor. Arkadaş diyor ki hocam netlerim niye yükselmiyor? Arkadaşlar hani yoğurt çalacaksınızdır. Aşırı kaynatırsınız. En kaynadığı noktada alırsınız. Soğumaya bırakırsınız. Demlenmeye bırakırsınız. Ondan sonra yoğurdun mayasını çalarsınız. Yoğurt olması için. Yani bir ara vermek, bir demlenmeye bırakmak kıymetlidir. Lidya diye bir öğrencim vardı. Çok severim. Ee, sınava 3 hafta kala 2 gün hiç ders çalışmadı. Neden? İlerleyemiyor. İlerleyemeyince, e, konular öğrenemeyince o masanın başında vakit geçirmeye gerek yok ki kafasını dağıtacak. Hoşuna giden işleri yaptı. İkinci günün sonunda tekrar başladı. Demek ki molalar, o kısa ara vermeler zaman kaybı değil arkadaşlar. Ben etkili, verimli çalışacaksam bunu dikkate alırım. O yüzden de her gün deneme çözmeye aslında biz biraz böyle bakıyoruz. Ama dediğim gibi hiçbir konu eksiği yok arkadaşlar. onlar da soru çeşidi yakalayabilirler. Yani soru bankalarının güzel tarafı farklı soru tipleri görürsünüz. Neden? E denemede permütasyonla alakalı iki soru varsa, yazım yanlışıyla alakalı bir soru, iki soru varsa ama o soru bankasındaki o testte 20 soru var en az. Yani 3-4 test olduğunu düşünün. Nasıl güzel bir tekrar yapacağınızı buradan söyleyebilirim. Son 3 yılın sınav sorularını lütfen hatta bana göre 2010'dan itibaren YGS sorularını yine çözmenizi öneririm. Son hafta biraz bu şekilde çalışma olabilir. Yani şu duyguyu, düşünceyi lütfen içinize içselleştirin. Bir şeyleri yetiştirme havasıyla değil. Aman şu da eksik kaldı, onu da halledeyim değil. Planlı bir şekilde, programlı bir şekilde o denemelerden çıkan yanlışlarınızın konusuna yönelmek, o konulardan soru çeşidi yakalamak, sonra da deneme yapmak.